Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk babası Sosyal Güvenlik Kurumu Suşehri Merkez Müdürü İlhami Güler bir hafta önce beyin damarının tıkanması sonucu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Güler'in beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden gelen doktor öğretim üyesi Burhak Aksungur'un yaklaşık 4 saat süren operasyonunun ardından Güler'in karaciğeri alınarak Erzurum'a götürüldü. Hocam ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar kolay gelsin. Çok sağ olun. Ambulans da yüzeyleyeceğiz. Şimdi içinden geçeceğiz. Radyocunun içinden geçeceğiz. Güler'in cenazesinin memleketi Erzincan'da toprağa verileceği öğrenildi. İlhami Güler'in oğlu Muhammed Güler organ bağışına dikkat çekerek "Biz burada üzülürken başka bir ailenin sevinci olmak istedik." dedi. Beyne pıhtı attı. Beyin ana damarı tıkandığı için hastaneye geldik. 7 gündür buradayız. 3 gün önce yoğun bakıma aldılar. Dün öğleden itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Organlarını bağışlamak istedik. Biz burada üzülürken başka bir ailenin sevinci olmak istedik. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu durumda olan insanlar, zor durumdaki hastalara binlerce organ bağışı bekleyen insan var. Zor durumdaki hastalara yardımcı olurlar. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben de şimdi çok iyi bir insandı. Gerçekten bu iyiliğin lütfen devam etmesini istedim. Yani hayrına bir vesile olsun dedim. İnşallah insanlara da bir örnek oldu bu insanı. Diyecek bir şeyim de yok. Tekrardan başlasın. Nasıl aldınız bu bağış kararını? Zor oldu mu şimdi? Dediğim gibi ben eşim çok iyi bir insandı. Gerçekten iyilik bir sever, merhametli bir insandı. Ben bu iyiliğin yaşamasını istedim. Yani oğlum da zaten yıllar öncesinden kendi tüm organlarını bağışlayan bir insan. Bunun bilincindeyiz. 2011 yılında bağışlamıştım.